Bitmeden selamun aleyküm can dostlarım. Hepinize hayırlı cumalar, nurlu cumalar olsun. Hayırlı cumalar. Rabbim korktuğumuzdan kurtarsın cümlemizi can dostlarım. Handem akşam bura geldi. Akşam saat 9.30 olmuydu Hande geldiğiniz? Misafirleri varmışmış. Halaları falan gelmiş. Onlar gittikten Gilli'de annem bile gidip otibeli büdümüş. Saat 10'da geldiler. Onu da saat 10 uçağa doğru İsmail nasıl ateşlendi? Nasıl ateşlendi? Zaten Kunduz'dan biraz rahatsızmış. Onu da akşam Gülağacak oturduk gittik. Bir uçağa kadar orada çocuk yattı. İğne vurdular, İğne şey yaptılar. Neydi hani? Soğuk uygulama. Evet, soğuk uygulama yaptılar. Bayağı bir uğraştılar. Müşahede altına aldılar. Şimdi İsmail boğazına ne oluyormuş anne? Enfeksiyon almış değil mi anne? Başka anne? Boğazından neyin geçmeye yordu? Dediğim bir şey olup boğazımın ağrımasını hiç alamıyordu ve boğazımı ağrıtıyordu. Boğazın ağrıtıyordu. Ve vitamin olmadığım için durmadan kötü şeyleri yediğim için o yüzden dedi. Hmm. Kötü şey ne? Jelibon, kola, cipsi. Cipsi. Ondan sonra neydi? Şeker. Bitter, sakız. Çikolata. Çikolata. Tamam, böyle ne yiyeceğim, neyle yiyeceğim, değil mi oğlum? Tamam. Ayva. Hadi bir sevgilin dünyasına da bir el salla, merhaba de. Hadi bir merhaba de. Merhaba de anne. Merhaba. Nasılsınız de? Teyzelerim de. O demez. He, canım sağlıyorsun. Ayhan'ı da uyuttuk bütün işte. Saat 1.30'da hastanedeydik. 1.30'da geldik. Ondan sonra da damat bizi bıraktı gitti. Çocuklar burada yattı. Ayhan uyumuş biz gelene kadar. Bunlar da burada yattı. Kınacığı bir döşendik. Can dostlarım yapacak bir şey yok. Elimizden gelen hiç de bir şey yok. Sadece dualarımız var. Kuş niye öyle ediyor? Dualarımız da işte öylesine. Enkaz altında kalanlara. Bebekler, çocuklar. Ayhan kardeşimize diyorum ki çocuğun diyorum birini alsak da diyorum gönüllü. Anne baba olsak verirler mi ki diyorum can dostlarım kalan çocuklara. Dünya battı. Türkiye'miz bitti. Can dostlarım, bacılarım, Türkiye'den bir şey kalmadı. Yani 10 ilimiz mahvoldu. Haritadan silindi. Yani. Hatay'da Hatay'da bir şey kalmadı diyorlar. Hiçbir şey kalmadı. Ben yavrularımı buldum, sardım. Yatıyorum Allah'ıma şükür diyorum, kalkıyorum Allah'ıma şükür diyorum. Bildiğimiz sadakalar varmış diyorum. Çoluğumuzu çocuğumuzu diyorum karşı getirdi diyorum. Ama çoluğuna çocuğuna karşı gelmeyenler var. Çoluğunu çocuğunu bulamayanlar var. Çocuğunu alıp yatırmayanlar var. Ben mesela Ayhan şunu severdi diyorum. O küçük anlamaz İsmail bunu severdi diyorum. Şunu severdi diyorum dünden belli. Yapıyorum gidiriyorum. Akşam oldum ora gidiyor can dostlarım. Sabah oldum dik direş duruyormuş. İlle ben anneanneme gideceğim. Sabah İsmail getiriyorlar, akşam götürüyorlar ama bugün burada yattılar. Bugün kalacak mı, gideceğim mi? Buraya niye huysuz şeyler kuşlar? Huysuz açtı. Vallahi daha aynı oldu ne bileyim. Öyle mi oğlum? İyiler etti de huysuzlaştılar. Ne bileyim valla. Can dostlarım, torunlarınızı, kızınızı görün istedim. Handem burada biraz... Öyle işte can dostlarım. Öyle. Yapacak bir şey yok. Elimizden de bir şey gelmiyor. Yapacak da bir şey yok. Üç tane. Dediğim gibi can. Dün de yardımlarımız inşallah ulaştı. Bintırlar gitti can dostlarım. Aksaray'dan ayrıyeten 3 tane de bizim Demirci kasabasından 3 de minibüs gitti. Bizzat kendileri götürdü gitti. Yarın da büyük bir ihtimalle buradan soba gidecek. Bir sürü soba almış bizim köy. Aynen. Tek kişilik sobalar gitti. Allah razı olsun. Bu işe baş koşup, bu işi ortaya getirip, bu işi toplayanlardan Allah razı olsun. Dilimize gelmiyor diyemiyoruz ama Allah'ım hayırlı ölümler versin diyoruz ya. Bir top kefen ya nasip olacak ya olmayacak diyoruz ya can dostlarım. İşte şu an o durumdayız.
Kasabamız Keven de şey diyor. Top top kefenler de gidiyor kasabamızdan. İşte Türkiye bu, tek yumruk oluruk. Biz başımıza ne iş gelirse gelsin tek yumruk oluruk can dostlarım. Gerçekten şu an yine Can bir pazarı. Türkiye olarak tek yumruğuz. Dünya olarak da tek yumruk olduk. Çünkü gerçekten dünya yabancı ülkelerden de çok gelen o var yardımlara. Yani kasabamızın aklınıza gelmeyecek şeyler gidiyor kasabamızdan. Yani dediğim gibi kefenlere varana kadar, top top kefenlere varana kadar gidiyor. Yarın inşallah Allah nasip ederse yarın da soba gidiyor, sobalar. Bizim kendi kasabamızdan sadece Demirci kasabasından can dostlarım 4. tır dün mü çıktı? 2 tır su, 2 tır kıyafet, yiyecek, Yiyecek, battaniye içecek. Soba gitti. gidecek ikincide. 4 tır gitti biliyorum ben. Ayrıyeten bir de 3 tane minibüs gitti. Bizzat kişilerinden gitti. Yani bu işe katılanlar kasabamızın şeylerinden de giden oldu. Gençlerinden. Hatay'ın köylerine varana kadar ulaşmışlar. Bizzat elleriyle hep birleştirmişler, virmişler. Ama işte cenazelerimiz çoğulmuş. İsmail sesini okusan mı oğlum? İsmail Tenefiriz annem. Kız annem sesini. Kız oğlum. O tabağını hep bitir, tamam mı? Yani hani şey torunun aman püsküvit saklamıştı adam cebine çıkarınca vereceğim diyordu ya dün torununun biri çıkmış. Yedirmiş mi? Gidirmiş he. Çakar çaralı. Videoda Can göstermişler. dostlarım ben artık izleyemiyorum, bakamıyorum hiç. Yani anlatamam size. Resmen depresyona girdim. Zaten bir gün yaşadığım 100 saat Allah kimselere yaşatmasın. Kurban olduğum Allah'ım. 3 saat yaşadım ama zehir gibi bir acıyla yaşadım. Yani anlatamam. Allah'ım hiç kimselere vermesin. Hiç kimsenin yavrusunu da hiçbir yerde komasın. İnşallah daha da sürprizler çıkar. Göçük altından çıkanlar olur. Ama bir millet olarak, bir Türkiye olarak hepimizin başı sağ olsun. Gerçekten büyük kaybımız var. Ha, kimisi benim gibi mutlu, kimisi ciğeri yanık. O yangınlığı 3 saat ben de yaşadım can dostlarım. Yandım ki yani anlatamam size o yangınlığımı. Sadece Ayhan'a dirimistim ki illa kalk araba bul Ayhan şey demez. Ne dirimistim Fulya? O hacılar dayanamaz diyor. Aha. O ağaçlar dayanamaz illa kalk dirimistim Ayhan kardeşimize. O ağaçlar dayanamaz küçük biraz çok yer. Büyük yemez. Az yer de. Küçük de hiç durmaz. Vakta sabah kalktı. Kalktığından belli mutfaktan hiç çıkmadı. Daha bir de geliyor. Bacağımdan tutuyorum. Mam 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 diyor. Kurban olurum. Hep yani öyle dedim. Ağlattın anne. İnşallah yuvalarını kururlar. Hani de Aksaray'dan ev tutacaktık ama hani Aksaray istemiyor can dostlarım. Anne diyor ben köyde durmak istiyorum. Ben bir yere gitmek istemiyorum diyor. Yani ev araştırıyor. Bir amca dayı mı oluyor? İdris'ten. Bir dayısının evi varmış. Orada ne durumda onu bilmiyor yok. Yani de bir yandan da daha acaba nerede ev var diye göz gezdiriyor. Yani kurtarırsak bir... Onun altına mı gidiyorsun oğlum? Battaniyenin Teyzesinin içine. altına gidiyor battaniyenin. Sobanın altına aşkım. Kim varmış? İsmail onun altında teyzesi. Öyle can dostlarım. Nasılsın? Ayağımı ısırıyor. Durumumuz bu. Kızımın da komşularından Allah razı olsun. Ben Ayhan'a süt yaptırdım anne. İçti. İsmail öldü. Dedim yorgun. Salonda yattı. Yorgan serdim altına. Bugün İsmail telefondan televizyona bakacağım diye yatak odasına gitmemişmiş. Hele Orada gitmemiş. yattı. Ondan sonra Ayhan da sütü içti de aldı. Ben de ya 5-10 dakika önce oldu uykuya daraldım. Uğultu geldi kulağıma. Böyle hani rüzgar eserde uğultu geldi ya. Gözümü bir açtım. Senin dediğin gibi cam açık. Direkt İsmail'e baktım. Hani o gün şey yaptı ya sizinle. Okuyucu Olmadı cesaretine kadar bize telefon açtı. Ondan sonra baktım cam açık. Ben daha ne olduğumu anlamadım. Aşağıdan çığlık sesleri geliyor. Yardım edin, yardım edin. Pencereden aşağı baktım.
At komşum yeni doğum yapmıştı. Bebek kucağında. Atmış kendini dışarıya. Annemin dediği gibi battaniye vardı. Attım camdan aşağıya. Neyse. Yine anlamadım ne olduğunu. Camı örttüm, perdeye çektim. Sandalyeler düşmeye başladı. O zaman aklımı kesti. Ünite, paldır, kudur aşağıya. Ondan sonra salonun kapısı kilitliydi. Onu açtım. Kapıda komşum, Sera komşum. Onun görümcesi gelmişti, Merve. Kapıya dayanmışlar. Hande, Hande, Hande. Benim dış kapıyı açmamla çocukları almaları bir oldu zaten. Aldılar kucaklarına. Ondan sonra arkamı bir döndüm. Duvar uçmaya başladı bizim. Şöyle arkamı döndüm. Duvar inmeye başladı. Arka. Giriş vardı ya antre kolon. Ondan sonra işte attık kendimizi. Bayağı bir salladı. Hiçbir şey kalmadı. O canlı çekilen şey vardı ya Rab. Onlar aşağıya. Ünite komple aşağıda. Her şey atmaya başladı. Gümbür gümbür. Ben depremi yaşadım ya, biliyorum az çok. Mutfağımın kapısı komple çıkmış kokundan yerde. Babam da onu diyor. Nasıl diyor o kapı canım dostlarım, o bina tek 3 yıllık. Hem de oraya taşınalı 3 yıl oldu. Ev sıfır, dolaplarının poşetlerini daha biz çıkarttık, sıfır ev tuttu. Hatta vardık dedim ki Hande'ye 4+1 o ev çok geniş kızım, keşke dedim 3+1 falan tutsaydınız dedim. Anne dedi, o zaman da Mehmet Irak'taydı damadım. Anne dedi bura çok iyiymiş dedi. Mehmet dedi buraları çevreyi araştırmış dedi. Yeni binaymış dedi. Neyse vardık. Evin işi tamamen bitmiş. Kaba pisliğini almışlar. İnce tozu mutfak dolaplarının çiğsini talaşlarını daha biz temizledik. Poşetlerini biz çıkarttık. Ben de buna hayret ettim can dostlarım. Yepyeni ev, sıfır ev nasıl bu hale geldi? Dışarıdan hiçbir şey yok. Apartman çivi gibi dikinde duruyor. Anne, zaten ama benim ilk çıktığımda komşularım aldı çocuğu. Sallamaya başladı ama öyle görmedim ben. Duvarların uçtuğunu gördüm. Kapıyı ben vurdum. Zaten çıktığımızda indiğimiz bir oldu koşa koşa. Arabalara bindik. Geri Ayhan değil mi ilacı? Komutanlarla beraber çıktık. Kapıyı bir açtım. Hiçbir şey yok. Uşmuş. O mutfağın mesela şu kapı anne girdi. Söylemeli ne yapmış diyor. Babam şok geçirdim. Şok hoca diyor ki birisineyim diyor. Yerde diyor dönmüş hep diyor. İç patlamış çıkmış diyor. Hiçbir şey kalmadı. Ta diyor mutfağın tezgahını hem yerinden diyor kımıldamış öne doğru gelmiş diyor. Bardaklar, şok geçirdim tabaklar. Diyor. Dışarıdan diyor bina sağlam ya diyor. Zannettim içeride sağlam diyor. Mesela şu şeylerden de yapılan onu öyle alçıpan. O yapılı alçıpanlar bile öleceğiz. Aman şu senin salonun havuzu da onlar hep düştü mü? Yildi onlar. Fulya hani şöyle şeydi gombeydi ya salon. He. Şöyle şu kadar fark vardı. Hı. Havuz diyorlar. Aralar vardı havuz şöyle arası vardı. Onlar hep mi dökülmüş? Hep hiçbir şey. Bütün antenin o yapılar var ya. Bunlar hep yildi. Hiçbir şey yok. Kızım yine o kadar ona komşularından Allah razı olsun çıkarmış da. Allah razı olsun. Sen anlayana kadar da duvarlar uçardı çoluğumun çocuğumuzun şeysine. Merve'den, Sera ablamdan. Geri Kardem ablam aramış. Kocası gelmiş seni aramış. Yan binadaki o da uzman çavuşadı can dostlarım. Eşi Hasan abi var. Ta gelmiş apartmana girmiş bağıra bağıra Hande Hande diye çıkmadı zannetmişler. Aramışlar bunu. Can pazarıydı. Herkes millet bir işte ayaklarımızda çorap yok. Kolu kesik. Çocuklar bir kolu kesikle. Teyze ile amca dek geldi. Çocuğu öyle görünce Ayhan. Getir kızım dediler. Oturuyordu şöyle. Yere çökmüş teyze. Bağrına bastı. Battaniyenin içine aldı. Bir tane amca vardı. Züccaciye çalıştırıyormuş. Bir de tuhafiyesi varmış. Kıyafet. Açtı dükkanı. Ne olursa olsun dedi. Herkese çorap, kazak, eline ne geçtiyse. Allah razı olsun, kurban olsun. Üstüme siyah bir mont verdi. Al kızım çorabını giy, çorap dağıttı. Eline ne geçtiyse. Herkese bildim. Battaniyeler varmış. İşte bebek battaniyeleri. İşte herkesin üstünü örttü. Halalar, teyzeleri, sarı cücüğüme bir bakın teyzeleri. Uyuyor.
Saat 6'da ben bağırmaya başladım işte. İlaç saati yaklaşıyor. İlaç yok. Annem söylemiştir. Benim küçüğüm epilepsi hastası. Aksa maması geliyor ilacı. Gerekiyor. Aksadığı zaman darmaları oluyor. Akşam hastanede de can dostları kimlik sordular. Biz de dedik kimlik yok dedik. Böyle böyle bunlar şeyden geliyor dedik. Doktor seferber oldular akşam İsmail'e bir göreydin. Nasılıdı? Biri şey diyor hemen serum takalım, iğne vuralım. Çocuğun ateşi çok yüksek. 38. Bademcikleri şişmiş. Zaten de bir şeydi. Cansızdı. Olan da cansızlaştı. Yedirmeye çalışıyorum ama azıcık zor. Azıcık meyve yiyor. Anam. Kuzum. Girdi oraya teyzesi. Bir gel oğlum. Bir gel. Şarjın mı bitti? Bir gel. Maşin battaniyenin altında teyzesiyle yatıyor. İşte dediğim gibi can pazarı. Herkes birbirinde. Şu nerede? O nerede? Herkes birbirini kucaklaşıyor. Birbirini bulmaya çalışıyor. Herkes birbirinde canında. 5. katta İlkay abla vardı. O bağırıyor. Ayhan nerede? İsmail nerede? Hande? Hiç tanımadığım bir tane teyzeyle amca vardı. Kucağımda Ayhan. Kolu kesik. Şort. Benim ev sıcak oldu. Annem de söylemiş. Öyle yaptık. Ben bir pijama. Kolu kesik. Ayaklarımızda çorap oluyordu can dostlarım. Hamam gibiydi. Oraya gittim elim ayağım şişerdi. Hiç nefesini hem alamazdım. Balkona girer çıkardım. Öyle sıcak olurdu. Hemen onu düşündüm zaten. Bu çocuklar dedim hep kolu kesik çorapsız yattılar. Nasıl çıktılar ki dedim. Azıcık kız annem. Öyle işte can dostlarım. Bakalım bulabilirsek buralardan iyi bir düzgün ev buralarda oturtururuz. Hatay'a da gider miyik? Yani bir şeysi kaldı mı onu da bilmiyorum yani. Kayınbabasıyla Ayhan kardeşimiz hiçbir şeysi yok diyor ama beyaz eşyası ne durumda? Uçları öyle devrilmiş diyor Hande. Hep birde. Üstüne duvarlar uçmuş diyor. Onlar ne durumda? Hiçbir fikrim yok. Yani bir gidilir inşallah açılırsa eğer o taraf yani gelin binalarınıza ne illaki bir telefon açar ev sahibi. Herkes bir eşyasının başına ya da bir o evlerinin başına gelsin diye bir gidilir. İçinden seçileceğse seçilir. Kaldıysa alınır. Kalınmadıysa öylece artık döner geliriz can dostlarım. Yapacak bir şey yok. Eşya da gelir. Her şey alınır girip. Perdesi de dikilir. Koltuğu da alınır. Kanepesi de alınır. Beyaz eşyası da alınır. Ama giden canlar geri gelmez. Mobilya bir şekilde alınır, çorap olunur ama gidince asla gelmez. O küçük altındaki yavrular, anneler, babalar, dedeler, feryat edenler acısı yürekleri parçalıyor. Yüreklerimiz alev oldu, yanıyor ama hiçbir şey yapamıyor. Hiçbir şey yapamıyor. Yani elimiz, kolumuz bağlı. Yapamadık da. Yani ben sadece ağlamayla yetindim. Sadece Ayhan kardeşimize eziyet ettim. Yavrularımı bul. Başka ne kalkabildim, ne kopabildim, ne bir şey yapabildim. Hiçbir şey yapamadım. Sadece beni de götürün diye çok yalvardım ama Ayhan kardeşimiz beni götürmedi. Fulya'yı da mana etti. Fulya evde tek dedi. Olmaz dedi. Şöyle dedi, böyle dedi. Fulya kalır evde dedim. Yok dedi. Seni götürmem dedi. Öylece ben hiç görmeden çarşıdan gitmişler. Durumumuz bu. Hande kızınızı görün istedim. Hande kızınızı ta yeni takipçilerim var. Onlar pek görmedi herhalde ama eski takipçilerim Hande'yi biliyor. Akşam Pınar teyzesi aradı. Akşam Pınar teyzesiyle konuştular. Allah razı olsun ondan da. Hepinizden Allah razı olsun. Aradınız, sordunuz, mesaj attınız. Arayan, soran, mesaj atanlardan hepinizden Allah razı olsun. Yani çoğu kişi zaten sabah kalktığında hata ettikleri zaman diyor hemen Hande aklımıza geldi diyorlar. Allah razı olsun. Kimselere Rabbim acı yaşatmasın diyor ama yine de yaşayın. Dünya ölümlü dünya can dostlarım. Akşamdan hazırlık yapıyorsun sabah kalkacağın metin.
Öyle elini yakan. Gel şöyle, gel şuraya bir. Bacağın ağrısı geçti mi o iğne? Bacağını alayım annesi. Telefonumu getirmiş bana biliyor can dostlarım. Vahide bacım aramış. Hep öyle yapıyor. İki günlük telefonum İsmail'da. İşi bitiyor ondan sonra diyor ki annenle seni bir numara aradı da ben açmadım ki diyor. Bana da söyleme elimden telefonu alır diye. Şimdi de usulca getirmiş diyor ki annenle al diyor. Ben diyor kim aradım? Teyze aradı seni diyor. Gelmedim. Ne? Hadi bay bay da kapatalım İsmail. Kendinize iyi bakın. Güle güle kendinize iyi bakın. Sevdiğin dünyasına boruğunun da kıdın. Anam olsun. Ciğerparem. Bir de geçmiş olsun Türkiye'de hadi. Geçmiş olsun Türkiye Kayseri'dekiler. Biz geldik. Kayseri'dekiler. Oradakiler de gelirdi. Oradakiler Aksaray demedikleri kapısı kapısına geçsin. Abi duydun mu? Oradakiler diyor demir Aksaray demişi koy kasabasına gelsinler diyor. Burası azıcık bir nokta deprem olmayı hak etti. Minnacık oldu ama biz hissetmedik. Ha olmuş. Koyda diyor olmuş minnacık diyor biz hissetmedik diyor. Bizi düşündün mü? İsmail öyle yapma teyzem. Bir getir gel bak. Bizi düşünün herkese teşekkür ederiz Allah razı olsun. Şimdi nasıl oldu burada minnacık deprem mi olmuş? Biz ne hissetmedik? Kim dedi sana? Teyzem Ayşe Hanım söyledi. Aksaray Demirciköy Savaşı'nda 1.2 büyüklüğünde nokta deprem olma hakikliğinde olmaya hak ediyorlarmıştı. Sizin orada çok mu oldu? Hatay nasıl oldu? 33 metre oldu bu sefer. Anam 33 metre. Nasıl sallandık oğlum biz? Böyle. Bir şuraya, bir buraya, bir şuraya, bir buraya. Onun için sallandı teyzem. İşte ben de böyle çizik var zannettim. Böyle kırmış duvar elinden ortadan geçirdim. Şuna sana elektrikler. Sen o çiziği ne zannettin? Hı? Duvardaki çiziği gördün mü? Hı. Böyle, böyle bütün duvarlar kırdı. Ama biz çıktık değil mi oğlum? Öbür inşallah öbürleri de çıkacak değil mi? İnşallah. Kurtulacaklar değil mi oğlum? Arkadaşların kurtulmuş mu? Ama bir arkadaşım orada büyüdüğünde deprem olduğu için onun altında gidiyor petrol gitmişler aşağıdaki petrole benzin bitti diye. Hı. Ondan sonra çocuklar duymuş hissetmişlermiş insanların iniyor diye. Annesi babası kurtulmuş ama çocuklar kurtulamamış. Seni kim getirdi Hatay'dan? Seni kim aldı, kurtardı? Annem, babam. Başka? Annem. Başka? Komutan. Annem, komutan. Koya kim getirdi? Hı? Koya? Baba. Başka sizi kim geldi Hatay'a? Hı? Hatay'a kim geldi? Ayhan dedemiz, İsmail dedemiz. Ondan sonra İsmail dedemiz, Ayhan dedemiz. Ali dedem. Ali dedem. Ona da dedi dinliyorsun. Ali dedesi. Şey diyorum ki Ali abiye benim çocuklarımı bana getirdin ya diyorum. Gayrı sana hiçbir şey demem diyorum. Ali dedemiz. Ali'nin işlemiz değil mi oğlum? O da Sadık'ın dedesi oldu Yusra Hanım. Can dostlarım bugün de böyle çocuklarım burada. Bir görün istedim. Biliyorsunuz bacılarım sizin de torunlarınız. İsmail elleme. Elleme kokmuşlar annem. Elleme gel. Torunlarınızı görün, kızınızı görün istedim. Allah'ım bundan büyük facia, bundan büyük acı bir daha göstermesin. Amin. İnşallah bu deprem son olur. Bir daha böyle bir şey yaşamayız can dostlarım. Tekrardan göçük altındakiler inşallah kurtulma şansları vardır, kurtulur. Allah'ım kurtarsın yarabbim. Yaralarımıza acil şifalar dileyor. Ölenlerin başı sağ olsun diyor. Ailelerine Rabbim sabır versin diyor. İnşallah yaptıklarımız da yerine varıp yerleşmiştir. Verdiklerimiz, aldıklarımız da yerlerindedir inşallah. Azıcık da olsa bir nebze yardımımız olduysa, ulaştıysa
Allah'ımıza şükürler olsun. İnşallah yani dünya demek, özellikle Türkiye demek bu. Bir tekrar doğru. Bir yumruk olduk. Ağlayan, kanayan yaralarımıza derman olduk. Birimiz ağladıysa orada biz de onlarla ağladık. Onlarla yattık, onlarla kalktık. Rabbim bundan büyük acı göstermesin. Amin. Hepiniz Allah'a emanet olun can dostlarım. Kendinize görüşmek üzere. Bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hayırlı nurlu cumalarınız olsun. Allah razı olsun. Dualarımız birbirimize olsun. Hadi can dostlarım görüşürük. Allah razı olsun hepinizden. Düşünmüşler, yazmışlar sana. Sağ olsun. Hepsinden çok razı yazdılar, olsun. Çok. Arayanlar, yazanlar, hepinizden Allah razı olsun. Hele Demirci kasabası, herhal aramadık, hiç kimse kalmadı can dostlarım. Hepsinden Allah razı olsun. Koyum'dan aramadık, herhal hiç kimse kalmadı. Allah razı olsun hepsinden. Hepiniz hayırlı, nurlu cumalarınız olsun can dostlarım. Allah'a ısmarladık. Bay bay.